Evet, Salih anne sen hep ağlıyorsun, hep ağlıyorsun. Bugün dedim ya annelerimiz hep ağlıyor. 10 Temmuz'dan beri Fatma yok, kayıp. Önce bir hani bizim izleyicilerimiz de görsün diye Fatma'nın bir videolarını ve fotoğraflarını görelim ki izleyicilerimiz de ihbar hattımıza biliyorsunuz 539-388-2838. Eğer Manisa'da kaybolmuş, gören bilen varsa Fatma'yı 10 Temmuz'dan beri yok. Ailesi çok merak içinde, üzgün. Evet. 10 Temmuz'dan beri Fatma yok. Çok da güzel bir kız. Maşallah. Nasıl gitti? 10 Temmuz'da biz annesiyle gittik bunun gezmeye. Bayram günü demen istemeni. Siz evden gezmeye Evet, bunun çıktınız. annesiyle gittik. Bayram dedem günü istemeni. Akşam da baba da ille gidelim gidelim dedi bize. Biz de tamam dedim. Bu da dedi. Buna dedi ama babam şeyi kıramaz dedi. Babam dedi seni kıramaz. Hadi gittik. Kayınannesiyle gittik bunun. Kayapınar'a gittik. Kayapınar demen istemeni. Biz akşam kaldık. Evet. Sabah demen istemeni. Biz beş tane. Bende çocuk var. Bu dedi tamam. Ben dedim hadi çıkalım. Oğlan dedi benim büyük oğlum. Ben de Çandarlı için baba dedi. Tamam oğlum götüreyim seni dedim ben. Bindi gitti o. Çarşıya geldik biz. Onun için ben Manisa'ya geldim. Benim işim vardı. Tabii çift çalışmaya gideceğim, gitmeye gideceğim beni. Onun için ben akşam ben gittim. Bunlar da Fatma dedi, senin eve geldi dediler. Evet. Evet köye geldi tekrardır. Ben dedim yok dedim öyle birisi gelmedi. Ne söyle şey yapmadı falan. Bunlar ağladılar, sızladılar. Onun için yapacak bir şey yok. Bayram tatiline girdik. Bayram tatiline girdik. Demen istemeni bekledim biraz. Onun için bekledim bekledim. Karakola gittim ben. Jandarmaya. Aşı çoban ise jandarmasına gittim. Evet. Dedim böyle böyle dedim ben. Ya senin kız ya bırak kaçıyor diye. Daha önce kaçtı mı senin Evet kızın? gitti. Kaç kere? Aşağı yukarı 5-6 sefer gitti. 5 sefer. 5-6 kez kaçtı Evet gitti. Fatma. Evet. Niye kaçıyor? Vallahi bilmemiştim yani. Hani bunu Aşı çoban insanın emlet bir şeye sormak lazım. Salih Hanım'a da sorayım. Salih Hanım 5-6 kez daha önce kaçmış. Nereye gidiyordu? Arkadaşım gidiyor, anne de gidiyor, gelmiyor bir de. Mesela kaç gün gelmiyor? Yani, Jandarma bulup getiri geliyor efendim. Jandarma getiriyor, yine gidiyor. Hayır, kaç gün gelmiyordu? 2 gün gelmiyor, İki 3 gün gün. gelmeden Evet. öyle. Nereden buluyor jandarma? Allah bilir, Manisa'dan getirip geliyor demin istedim beni. Nereye gitmiş oluyor? Arkadaşım gidiyorum dedi, oradan nereye gitti belli değil. Nereye gitti belli değil. Değil. Yani arkadaşıma diyor mu, arkadaşın da çıkmıyor, öyle mi? Evet. Aynen. Sormuyor musunuz gelince, neredeydiniz? Söyledik, kaç sefer söyledik yani demek istedim. Bayram günü falan tatlı tatlı söyledim, kızım bak. Gitme bir yere dedim bak sakın dedim bak dedim yani dedim ben. Ben sen dedim bak bir sürü kardeşlerim var. Sen gidersen dedim. Ben dedim bizim huzurumuz kalmaz dedim. Ne Hani diyor sana? Ne cevap veriyor? ya baba ben diye salak mıyım diye. Hani bize karşı anne. Tamam kızım güvendik hep anne. Yani kızımıza güvendik. Hani bize bir Peki şeyimiz size anlatmıyorum. Ben şu sebeple gidiyorum. Hiçbir şey demedi bize. Bana sevdiği biri mi var bu kızın? hayatta demek istedim. Ben demedi bize öyle sevdiğim birisi diye vardı yani demek istedim. Var mı Salih Hanım? Sevdiği biri mi? Sonradan söyledi bana. Gittikten Ne sonra. zaman söyledi bunu? Bayramdan önce. Bayramdan önce. Hı? Yani Temmuz ayında sana ne dedi? Benim sevdiğim biri Anne var. sevdiğim biri var dedi. Ona Tamam mı dedi. gidiyor? Onun yanındayım dedi ama bilmiyorum. Ha, ismi var mı bu kişinin? Yok vermiyor, söylemiyor. Neredeymiş bu sevdiği kişi? İzmir'deyim diyor. İzmir'de. Ha, en son İzmir'deydi, Aynen. sevdiği kişinin yanında. Aynen. Peki siz sormadınız mı kim bu kişi, onunla evlenecek misin, nedir bu? Söyledik. Ondan bu bayramın ikinci günü Dikili'de şehir hastasında yatmış. Ne için yatıyor hastanede? Bilmiyorum hiç haberim yok demen gitsin bana. Bana bir arkadaş dedi. Hani memur demen gitsin. Ben Saran'a gittim. Bana da Saran'a dedim ben de gittim aradan mı? Söyledim hani fotoğrafı vardı. Fotoğrafını göstereyim. Bir tane fotoğraf vardı şimdi. Ne fotoğrafı? Bunu Fatma'nın benim elinden geçtim. Elmet'e gösterdim oradan eline. Aha. Ondan sonra oturdu onlar. Tamam biz bakalım dediler. Baktılar. Bakınca tamam bana dedi senin kız dedi. Ayın dedi. Onun da dedi. 12'sinde dedi. Dikili'de hasta, şehir hastasında yatmış dedi bana. Ne diye yatmış hastanede? Hiç bilgim yok. Ha. Hani. Hiç bir bilgimiz yok İşi demen mi gitsin. başına geldi acaba? Bilmemişler. Yani. Ondan sonra demen gitsin. Yani ben onu bir daha dedi İzmir'de araya bir sene de ben sözleşmeye başvurdum. Yapacak bir şeyimiz yok başkanımla. Peki en son bildiğiniz İzmir'deydi kız. Aynen ben Öyle öyle mi? söyledim. Peki böyle siz İzmir'den konuştuğu biri olduğunu falan biliyor musunuz? Arkadaşlarına sordunuz mu hiç? Erkek arkadaşım var dedi, başka bir şey değil. Size hiç fotoğrafını falan göstermedi mi? Yok. Hiç Sosyal göstermedim. medyadan mı tanışmış İzmir'de bu çocuk? Bilmemişlerini. Yani bizim hiçbir bilgimiz yok yani demek istedim. Yani. Bize ne telefon ediyor ne şey yaptılar içeri. En son demek istedim et dedim buna telefon. Aşağı yukarı demiştim 20 gün falan oluyor 15-20 gün. 10 günden beri bizi aramadı. Peki size karşı tepkili miydi kızınız? Hayır. Niye haber verme? Mesela sevgilim var dese kızar mıydınız ona? Yok. Ben hayatta kızmaz. Kim olsa olsun demek istedim. Sevgilim ben ayrı bir şey yapmam hiçbir zaman anne. Neden peki gizli yapma ihtiyacı duyuyor? Bilmiyorum işte bizlerini.
Sen bir şey tahmin ediyor musun Salih anne? Ha? Evet. Yani gizlediğine göre bu adamın niye gizlenilmesi gerekiyor? Bilmiyorum. Hı? Sevdiğimin yanındayım diyor. Ben merak etmeyin diyor. Başka bir şey demiyor. Ama ondan kaç gündür sizinle ulaşamıyorsunuz o İzmir olayından sonra? 20 gün oldu. 20 gün oldu. 20 gün, 20 gün önce. Evet. Ama şimdi 20 gün Ağustos ayıydı. Temmuz diyorsunuz siz. Evet. İşte 20 gün bir senede. Ondan sonra ben gittik hani bunu yolladım ben savcıyla. Hı hı. Çocuk savcısına yolladık gittik. Beraber gittik, evet. Bunlardan. İfademizi aldılar bizim. Hı hı. Ondan sonra bıraktılar hemen geçtim beni. Okuyor muydu sizin kız? Okuyor. Okuyordun. Ondan sonra demek okulu bıraktı bu. Ne zaman okulu bıraktı okulu? Geçen bir sene denen gitti hemen hani. Yani 4 ay 5 ay okudu. Ondan sonra ben de baba da gitmeyeceğim okula dedi. 2'ye gidildim. Endüstri lise meslek. Lise 2'ye gel. Endüstri meslek lisesi dedi. Ondan sonra okulu bıraktı demek istedim oradan. Tamam kızım dedim. Şey yapma dedim. Sonra dedim biz gene gel seni dedim arkandayız her zaman. Okulu dedim baktım. Hı-hı. Hocaları falan hani her şey davrandılar. Allah razı olsun. Endüstri meslek lisesine demek istedim hani. Hocaları çok seviyordum. Hani bir tane de benim orada olan. Onu da çok seviyorlar. Bir de yani hep söylemek lazım. Şu an belki izleyicilerimiz de izliyordur ya da görenler, evet, duyanlar. Daha yaşı bizi çok küçük. 16 evet yaşında kim yanında tutuyorsa ailesinden uzakta çok büyük suç. Lütfen hani kim gördüyse bize haber versin. Daha bu kız 16 yaşında. 18'e girecek 3 ay var onun girmesine. 18'e mi girecek? 18'e girmesi 3 ay var. 17 ay var. Evet. 17 yaşında yani. 17 yaşında evet. Şimdi yanında yine de küçük yani küçük, evet, yaşta yani şu anda. Evet. Tutulamaz yani. Kimsenin yanında olursa, evet, haber vermesi lazım. Ama belki yaşını mı söylemedi, bir şey mi başına geldi? Siz neyden şüpheleniyorsunuz? Vallahi biz bilmez ki kimden demek. Kimden şüpheleneceğiz demek istemeni. Öyle bir şeyimiz yok bizim kimsenin demek istemeni. Yani bize duyanlar duymayanlar, bütün Manisa halkı bize bağlanabilir. Hı hı. Ne insan olduğumuzu da bilirler. Hı hı. Demek istedim beni. Hani abilerim var, biraderlerim var. Amcam geçenlerde demek istedim, rafet etti. Yani üzüntüden neden bu şekilde efendim? Hani bu kızcağız hani ailesi burada, biz diyor ki her şeye izin veririz, bize söylese biz kabulümüz, ama neden kaçıyor? Bu arada çok önemli bir telefonumuz var. Salih Bey kızınızı gördüğünü iddia ediyor. Salih Bey. Salih Bey, televizyonun sesini kısar mısınız? Salih Bey. Salih Bey'in sesi gelmiyor herhalde. 17 Temmuz'da nerede görmüş? İzmir Konak'ta görmüş. Merhabalar, hoş geldiniz. Alo, hoş geldiniz. Alo. Salih Bey, televizyonu kapattınız değil mi? Sesim sonradan gelmesin size. Evet, kapattım size şu anda. Evet, buyurun, gördünüz mü Fatma'yı? Şimdi şöyle söyleyeyim, 17 Temmuz tarihlerinde ben İzmir Konak'taydım. Evet. Sahil kenarında kafelerin olduğu bölümde toplu bir grup TikTok çekiyordu. Ben bu görülen televizyonda görünen kızın tıpatıp aynısını bir grup halinde gördüm. Ama o mu değil mi tam karar veremiyorum şu an. Çok benzettiğim için söylemek istedim. Şimdi siz tekrar görsellerine bakın. İzmir, Salih Bey. Toplam 5 kişi. Salih Bey, beni duyuyor musunuz? Çakmak istedi bir tanesi. Ama beni duymuyor Salih Bey galiba. Şimdi şu Salih Bey, duydun mu beni? Cevap verebilecek mi? Şu an duyuyorum sizi. Ya duyuyorsunuz değil mi? Şimdi şöyle bir, evet, şey Salih Bey. Siz diyorsunuz ki İzmir Konak'ta sahilde bir grup TikTok videosu çekiyordu. Kızlardan biri de aynı bu kıza mı benziyorlardı? Fatma'ya mı benzettiniz? Yani tıpatıp aynısı ve TikTok çekiyordular, dans ediyordular. Doğrudur. Zaten ailesi de İzmir tarafında olduğundan şüphelerini bir aradığında İzmir'deyim diye söylemiş zaten. Nasıldı yani İzmir mutlu? İzmir Konak bölgesinde sahil kısmında kafeler var orada. Peki mutlu nasıl gözüküyordu? Yani neşeli, TikTok çektiğine göre keyifli bir. Normal süslü püslü bir kız olarak gördüm. Zaten kalabalık değildiler o kadar. 5 kişiydiler. Biri kapalı bayan, 2 erkek. 2 erkek vardı, 3 kız mı? Efendim? 2 erkek 3 kız mı dediniz? Aynen öyle. Genç delikanlıydılar yani. Gençler birlikte TikTok çekiyordu. Tamam o zaman. Çok teşekkür ederiz Salih Bey. Heh.
Evet, Salih, şimdi bakın siz görmüşler 17 Temmuz'da. Demek ki yani keyfi iyi ama biz bakacağız tabii ki, araştıracağız ama sizin seslenmeniz de önemli. Bakın biz şimdiden gösterince hemen bizim sağ olsun izleyicilerimiz aradı. Bir seslenin siz de, gelin kalkın. Salih'in gelin, Ali Bey de gelsin. Bir seslenin, belki sizi dinler, belki korktuğu vardır, çekindiği vardır. Şimdi gidersem ailem kızar der. Sen Ali Bey, sevdiğin de varsa kabulümdür diyerekten belki bir seslenirseniz. Kızım dön gel bak kendine. Biz de öncesim seni bu zamana hiçbir zaman kırmadık. Hani açık net demek istemiyorum. Ben senin babanım. Bak rezilliğimize bak. Biz bak İstanbul'a senin için geldik. Ufak kardeşin de senin için geldi. Sen kardeşini her zaman seviyordun. Ne dedin? Kardeşime ben bir kendi sevindim gelirdin kızım. Hani bak dışarıda bekliyor. Ufacık kız seni İstanbul'a geldi. Kaç kilometre? Fox TV'de Allah razı olsun bak. Bize karşı demek istemiyorum. Dediler gel misafir et bak, biz şey yapıyorlar. Gel kızım. Senin başına ne gelirse gelsin bak. Biz buradayız. Tamam mı? Biz demen ki istemeni. Senin arkandayız. Tamam, bir suç yapabilirsin. Şey yapabilirsin. Git güvenliklere falan teslim ol. Yani kendini şey yapma. Ezdirme kimseye. Sen de ufak bak bize şeysin kendine. Sen de seslen Salih anne. Kızım neredesin? Geri gel anne. Ne olursun geri gel. Seni çok seviyordum, ne olursun. Özlem abla da ağlıyor bak, ne olursun geri gel annem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.